İnternet bağımlısınız. Allah kurtarsın. Açın oğlum, pideplere de sordum. Evet, pilebler. Chat'i bug'a sokun biraz. Ama okuyabiliyorum. Bir hafta dururum diyeni gördüm. Ben yarı bağımlıyım diyenler var ama evet, Twitch'te beni izliyorsan şu an ya da böyle 6-7 saat yayın izliyorsan zaten internet bağımlısındır yani. Ben mesela internet bağımlısıyım. Şimdi burada önemli olan şu. Bir hafta boyu Discord'a da soruyorum. Bir hafta boyunca Discord, aman bir hafta boyunca internetinizi kesseler. 2 hafta internet kullanamasan, 3 hafta, 1 ay. Ne kadar zorluk yaşarsınız? Ben kafayı yerim ya. Ben Ben de hayatta büyük yaşayamam. ihtimal. Bir hafta bir şey olmaz da bir ay birazcık can sıkabilir. Yani bir hafta evet. Size bir şey söyleyeyim, bir kere hayat, Tatile bir, gittiğini düşün. bak, hayatta bir kere tatil farklı bak. Şimdi tatilde zaten ister istemez farklı bir ortama giriyorsun ve ulan tatile geldim, internetle mi oynaşayım deyip kendini böyle soyutlayabiliyorsun. Çünkü o senin için bir Sen ara. evden bahsediyorsun. Ev Tabii içinde tabii. böyle. Sen şu an İnternet. standart Ya abi. hayatınızdasınız. O bir hafta da zorlar o zaman. İnternet yok amına Bir günde koyayım zorlar ya. Yani bir artık. Abi de tek duvardan hızlı duvara be. vururum ben kendimi. Abi hiçbir şey yok. Ya şu an Yok yok evinizdesiniz. imkanı yok. İnternet Hayatta kalktı. duramam. Yok evet. Kafayı yeriz. İşte bak Ben bu. elektrik İnternet gidince... kesilse sinir krizine giriyoruz abi. Yani bir günü bırak 2 saat internet olmadan mı hepimiz sinirleniyoruz? Ya elektrik gidince bile gidiyorum uyumaya çalışıyorum ya. Yapacak bir şey yok yani. Biz boku yemişiz o zaman. Gerçi boku yemek değil bu ya. Bu yani artık yeni çağ böyle abi. Her şeyi Ama internetten tek sen yapıyoruz. diyorsun abi bak mesela. Ya yanında bir kişi olsa gene bir şekilde şey yaparsın. Gene kafayı, bir Ne gün bileyim sonra böyle bir kız kafayı yersin. arkadaşın olsa falan böyle bir Ha, sevgilin olsa. eyvallah, eyvallah. Anladın mı? Yani temas etmeyi öğrenirsin lan. Bak yemin ediyorum, yapacak bir şey bulamadığın için internetini aldığında bana sorarsan insanları bir şeyler üretmeye yönlendirir. Kitap okumaya yönlendirir. Spor yapmaya yönlendirir. Sokakta yürümeye yönlendirir. Ailenle sohbet etmeyi hatırlarsın. Arkadaşlarını aramayı hatırlarsın. Yani işte zaten bu da ne oluyor? Bundan sallıyorum 15 sene öncesine dönmüş oluyorsun. İnsanların gerçekten nasıl yaşadığına dair fikir elde ettirebilir size bu. Ya abi şöyle bir şey de var mesela bak yatarken bütün gün mesela Instagram'da ol tamam mı ya da Twitter'da. Yatarken bile böyle bir girip sadece aşağıya doğru kaydırmıyor musun hani lan bir şey var mı Evet, acaba hiç diye. boş boş olsa bakıyorsun gene Ya yani. boş da hani yenilemese bile aşağıya doğru kaydırıyorsun veya geri yukarı şey yapıp bakıyorsun ne var ne yok diye. Bu arada az önce tek tek saydığımda birçok kişi şeyi sorguladı. Bunların kaçını yapıyorum lan diye sorguladı, bak yemin ediyorum. Hadi bakalım ne yapmışlar. Şimdi Ruhi Çenet'te gitmiş 4 internet bağımlısını, yani sizleri bizleri bir hafta internetsiz villaya kapatmış ama burada bir içerik söz konusu tabii. İçerikten kastım hile hurda dönüyor diye değil. Yani onlara tatil gibi, eğlence gibi gelmiştir. Bunu standart rutin hayatında yaşatmak çok farklı bir şey. Mesela gizli bir kamera koyup evinde çocuğunu internetini keseceğim bir hafta. Dışarı çıkma yasağı da olduğu zaman yapacağım bunu. Ne yapıyor çocuk mesela? Gözlemleyeceğim. Herkese Dabbe merhabalar. 2 abi. Ben Ruhi Cenet. İnsanlar bu hayatta ne kadar yalnız Yani şöyle bir villada da ben bir hafta sikimde olmaz internet. Otururum yani amına. Eve kalırlar. bak. Yüzerim bütün gün ya. Maketten sandal yaparım. Olduklarından, artık gerçek ilişkilerin kalmadığından, sabah uyandıklarında cep telefonlarına bakmaktan, yataklarından dahi kalkamadıklarından, hiçbir şeye odaklanamadığından ve hayat enerjilerinin ne kadar düşük olduğundan bahsedip durur. Biz de bir villa tuttuk ve 18 yaşındaki 4 genci ki bu insanlar günde 10-12 saat boyunca cep telefonlarına baktıklarını iddia ediyorlar. Buraya kapattık. Kapatırken de cep Bir de telefonlarını 18'miş bunlar, indirdik. çok sıkı Evet, geçer. çok sıkı. İnternetsiz. Hayal gücü forever kardeşim. İnersin aldık. İnterneti bırakın televizyon dahi yok. Sadece hayatın gerçekleri var. Bu insanlar hayatlarında ilk defa gerçek insan ilişkisi kuracaklar ve doğayla ya, yok hepsini ki artık öyle bir, öyle bir yüzleşecekler. anlattı ki. Abartı oldu. Evet yani sanki mağaradan çıkardılar çocukları da. Dur bakalım nasıl iletişim kuracaklar. Öle 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 diye konuşmayı bilmiyormuş gibi davrandı. Ve biz de onları gözlemleyeceğiz. Burada daha önce hiç yapılmamış sosyal bir deney söz konusu. Ve bu tecrübeyi sizlerle paylaşacağız. İzolasyon başlasın. Bak çocuk fenalaşmış, gördün mü? Çocuk fenalaşmış. Mesela şu dört arkadaşın burada chatte mi acaba mesela, merak ediyorum.
Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk, hoş bulduk. Herkes kendini hem ismini hem yaşını hem de neden buraya geldiğini söyleyerek size tanıtabilirim. Sizden başlayalım. Merhaba, ben Bora. 18 yaşındayım. İzmir'den geldim. Ah bir yaka mikrofonu takaydın ya şunlara be. Yani kendimi bir denemek görmek istedim. Beni kötü etkilediğini düşündüğüm bir şey. Ben bunu aşmaya... Kamera. Ya ne kamerası oğlum işte. Kameram gayet iyi ya. Sizi daha böyle farklı bir forma sokayım mı? Al. Al minimum etkiler sizi şimdi. Çalışmaya geldim. Oha dur. 400 lira yollamış biri. Bakayım buna buna bakayım. Videoyu göndermemin sebebi İbrahim Bey ile Türkiye'de bu akımın herkes tarafından bilinmesini amaçlarımız. Seni de severek izliyoruz. İyi yayınlar. Bana donate atmayın. Abi internet olmasa seni nasıl izleyeceğim? İyi yayınlar demiş. 100 lira atmış armut kafalı. Dur bakacağım bunlara. Şunu bana hatırlatsanız da şunu. Daha fazla donate atmayın. Durun. Durun bir videodan kopmak istemiyorum. İzleyeceğim. Ben Berkay. 18 yaşındayım. Kayseri'den geliyorum. Of ses çok kötü arkadaşlar. Buna bir çözüm bulabilir miyiz Gigas? Bir düşün bakayım. Ya videonun sesi böyle. Yani dış sesi almış. Adamların sesi az geliyor. Şöyle yapabilirsin ama o da çok... Yok olmaz. Böyle izleyeceğiz. Böyle izleyeceğiz. Filtre atabilirsin. Evet. Olarak yakalayayım. Biraz bunu görmek için geldim. Merhaba ben Evet. 18 yaşındayım. Düzce'den geliyorum. Günümün çoğunu teknolojiyle geçiriyorum. Buraya katılmamın sebebi de bir hafta teknolojiden tamamen uzak bir şekilde kendimi deneyimleyip sonucu görmek istiyorum. Merhaba ben Gökay, İzmir'den geliyorum. Gelme amacım kendimi biraz daha internetten, Instagram'dan özellikle biraz daha soyutlamak. İlk telefonun kaç yaşında senin oldu? 8. Oha 8 yaşın. Sizin bir şey söyleyeceğim. İlk telefonunuzu ne zaman aldınız? Abi ben... benim 14. Ben tabii benim jenerasyon çok farklı. Ben 16'da falan herhalde. Ben 7 yaşında mı 8 yaşında mı ne aldım ya? Şeyi hatırlarsın ama Nokia'nın böyle bir tane sağa sola çevirince rengi değişen telefonu vardı hatırladın mı? Evet. Benim i̇şte o zaman almıştım. Benim ilk telefonum Nokia 3210'du. Şeyden Gazete'nin kuponlarını biriktirip almıştım bunu. Anında buydu. Çok da seviyordum. Yılan King'tim ben burada. Çok güzel oynuyordum. Kırmızı çok iyiydi abi bunun ya. Benimkisi griydi. Böyleydi. Gazetede hatırlıyorum onları böyle şeylerle laf veriyorlardı böyle. Evet. Sonra annemin 51 onuna konmuştum. Ondan sonra da ilk böyle kameralı telefonum 66 çift sıfırdı. Ha, benim de. Benim ilk telefonum olması şeydi abi o zaten. Kral telefondu bu. Bir de 66-30 vardı değil mi? Böyle götü büyük altı. Onu bilmiyorum. Bir de bu dönem 66 çift sıfırların olduğu dönemde de elit kesimin, zenginlerin takıldığı bir Nokia telefon vardı. Böyle nikelaş kaplamalı gibi. N73. Neydi? N75 mi? N73 diye hatırlıyorum. Hayır. N73 değil. N73 bu 66 çift sıfırdan sonra çıkan. Kaliteli olan bu da. Şakşaklı mı? Şakşaklı. Aynen böyle sigara paketi o telefon tesbih. Anladın? Dur. Tam 95'te şakşaklı. Tamam bir dakika dur. Lunis 8110 dedi bu mu? Yok lan bu ne oğlum ben böyle... Buna benzer bu değil, bu de değil. Biraz daha klasik değil mi abi? Evet. Meşhur telefonu ya Nokia'nın. Ha şey metalik şeyleri vardı kenarları. Bol bir renkli. Yok 80 tamam söyledi bak 88 çift sıfır bu. Aynen. Çok baba telefondu ya bu bak. Benim kafamdaki telefonum değildi. Altın şekli bunu. Vardı aynen. Gümüş. Altını vardı. Bir tane özel şeyi vardı serisi vardı. Kadıköy'de herkes onu kilitliyordu. Bak sol alttaki altın sarısı. Adı vardı özel bir adı. Bentley falan yazıyordu üstlerinde. Millet kendi firmasının adını falan yazıyordu üstüne. Allah'ım ya Rabbim ya. İllegal abiler. Evet devam edelim. Ya ben ilk telefonumu orta 2'deydim ya da orta 1'deydim. Kaç yaşında oluyorum hesaplayın işte herhalde 12-13 yaşında falandım ama bizim zamanımızda... 13. Evet. Çok şeydi yani epikti telefonun olması. Senin nasıl Berkay? 9 ya da 10 sen. İlk telefonuma 9 yaşında. İlk telefonuma 12 yaşında sahip oldum. Daha önce hiç telefonsuz kaldınız mı? Ama böyle bir haftalık bir dönem için. Bir gün değil de bir haftalık dönem için. Telefonsuz kalmadınız mı? Herkes telefonunu masaya koysun o zaman. Doğan geldi. Ya yok artık öptü ya.
Arkadaşlar ben telefonlarınızı alıyorum. Telefonlarınız bana emanet. Bildiğin öptü ya. Sizin için günlük faaliyetler olacak. Aynı zamanda günde bir dakika boyunca da aileyle konuşma süresi olacak. Şimdilik benden bu kadar. Size başarılar dilerim. Görüşürüz. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Siz de. Bakalım ne olacak. Birdiri bir falan oynuyorlar. Evet, değil mi böyle? Ne yapacağız lan şimdi? Sanki böyle hani bizim odada kamera varmış, üstten böyle kendi görüntümü izledim. Allah belamı versin ben. Böyle yol yola falan çekiştiriyorum ayağımı. Böyle yandım ucum böyle yatıyor. Yapsın. Kendimi izledim ben, yemin ediyorum bu yanımda. Oğlum adamlar bildiğin tatil yapıyor şu an ya. Bildiğin tatil yapıyorlar oğlum, sucuk yumurta yapıyor. Daha ne isteyebilir bir insan? Bir kere ilk günden hiçbir şey olmaz abi. Ya bunu da yapmazsın bu arada. Oyuncak koymuşlar biz. Biraz da top oynayayım. Lan bir aylık maylık oynayın oğlum, öyle sarmaz. Isınıyorlar. Aşık atmaya başlamadan önce bilmeniz gerekenler var. Aşık attırma sürelidir, hızlı olur. Aga be, eski günler ya. Ya. Yeşil ödüm, durma efendim, olmuyor. Olmuyor kanka. Çek. Oyuncak oyun kalmadı. İflam şu an var ya, böyle eve gidesin geldi. Ve daha bozulacak. 6 gün kaldı. 6 gün daha var. Adamlar şafak sayıyor lan. 6 gün kaldı dedi oğlum herif. Ne altıyım lan, 24 saat oldu. Denekler ilk gün olmasına rağmen birbirlerine hızla alıştılar ve şimdilik uyum denekler sağladılar. Grup içindeki hiyerarşi ve görev dağılımı ise çoktan oluşmaya başladı. Konuşuyoruz da ben anlamadım yani. Ama her zaman yani elinde olan kişi yapıyor. Bak fark ettin mi? Bu arkadaş alfa. Yani bu sürekli bir şey hakkında yorum yapıyor. Habire böyle bir ortamı sigarada önünde bir ortamı böyle bir kesiyor ve anlık olarak rapor veriyor. Bak çok iyi bir denek. Gittim diyor. O gün de işe gitmedim falan diyor. Verdim istifa, çıktım diyor. Sonra diyor şey yap yani sanıyorsam ailesine de askeri... Ve uzman psikologumuz günlük telefon kullanımları 8 saati aşan deneklerin karakter analizlerine başladı. Oo. Kendini nasıl biri olarak tanımlarsın ya da çevren? Her ortama uyum sağlayabilen, sakin, sıradan bir insan olarak. Sempatik, komik, eğlenceli. Yani genelde sakin, kendi halinde. Aslında pek bir çevrem yok ya. O yüzden bilmiyorum. Aga be. Mesela Berkay şöyle şöyle birisisin. Yani çok kibarsın diyor mesela annem bana sürekli. İşte bu kadar kibar da olunmaz vesaire. Yani. Şimdi olduğun kişi seni memnun ediyor mu? Yani ilerleyen zamanlarda başka bir işe girersem veya başka bir çevre, o zaman belki kendimde bir şeyleri değiştirebilirim ama şu an için bir sıkıntı yok, memnunum yani. Bana göre her şey çok güzel, hiçbir sıkıntı yok. Biraz daha disiplin olsa hayatımda daha iyi olur diye düşünüyorum. Çok fazla arkadaşım olmasını isterdim. En büyük hayalim de bir sürü arkadaşım olsun diye. Ya gel lan buraya. Gel oğlum bizim Discord'da takılalım ya. Bak bu çocuk dertli. Ve çekinmiyor derdini anlatırken. Olmadı. Beceremedim. Abi şeyi soracaktım. Arkadaş. Bir durdurabileceğim mi? Ha. Hani mesela bunlar yani nasıl diyeyim? Seçilmiş mi yoksa hani dertleri vardı ruhi böyle bir başvuru formu açıp hani bilmiyorum, isteyenler mi katılmış acaba? Bence isteyenler başvurmuş. Anladım. Bilmiyorum ki yani başında öyle bir bilgi verdi mi, chat yakalamıştır onu. Çünkü şeyleri güzel yani çocukların cevapları. Yok evet, düzgün çocuklar belli. Onun okuyun bir
ruh geldi sandım, bir şey oldu evde. Size gözükmedi o. Arkadaşların veya herhangi bir dışarı çıkalım dediğinde internet kullanmak için ya da oyun oynamak için bunu ertelediğin oldu mu? Birisi çağırırsa gitmiyorum ya, işte işim var diyorum mesela, oluyor. Çok nadirdir ya. Yani illaki olmuştur, hani dışarı gel demişlerdir ben. Hani... Bak bu arkadaşın içi geçmiş. Bu bitikleri oynuyor şu an, anladın mı? Telefon gittiğinden beri böyle. Diğerinin şeyi normal, bakışları normal. Yalnız olanı çok samimi buldum. Diğer arkadaşı çözemedim daha. Biri çağırsaydı çıkardım, evet. Ya şu adamla niye arkadaş olmazsın ya? Süper bir herif değil mi? Bu deneye katılma sebepleri neler? Ya bu deneye katılma sebebim böyle bir şey daha önce hiç denememiş olmamdı. En başlıca sebebi. Bu deneye katılma sebebim öncelikle hazırlandığım sınav. Rahatsızım yani, beni kötü etkilediğini de biliyorum. Kendime herhalde iradem yok yani bu konuda. O yüzden dedim hani birisi zorla belki yaparsa, alırsa telefonu. Karamsarlığa düşmüştüm, öyle diyeyim. İnternet bu noktada yardımcı oldu bana. Hani her şeyden, tüm gerçeklikten uzaklaşıp sadece sanal dünyada vakit geçirdiğim için. Şimdi durum böyle olunca, yaşta biraz ilerlemeye başlayınca hani... Dur oğlum, daha gencecik adamsın. Değiştirmek istediğim fark ettim ama değiştiremiyorum bir türlü. Ondan dolayı. Evet, şu an yapacak bir şey olmadığı için ufaktan spora dönüldü. Her sabah olması gereken. Uyandıktan 2 dakika sonra. Tamam, onu beklemeyeceğim ben. Pop pop seçeceğim. Boş mu? Öğle yemeği olacağı zaman güzel bir şey yedim. Duyuyoruz kendimizi. Oraya yarattım. İnşallah. O kıvama girer mi? Bu ortamdaki en büyük eksiği söyleyeyim mi size? Asıl gerçek deneyin testi nasıl yapılacağını. Abi buraya bir de 4 tane kız koyacaksın. Yani kötü anlamda söylemiyorum. İletişim kurabilmek adına. Buraya 4 tane kız arkadaşı yerleştireceksin. O zaman bakalım nasıl iletişim kuruluyor. Ama kızlar da bunlar gibi olacak abi. Onlar da bağımlı olacak. Onlar da internette takılanlar olacak. Asıl komünikasyonu öyle görürsün. Şimdi mesela benim çocukluğumu düşünüyorum. Benim çocukluğum yazlık bölgelerinde, sallıyorum, site gazinolarında gündüz lahmacun yerken okey oynayarak geçti kızlarla. Mesela kızla erkekli. Yani hep bir grup böyle. Doğal olarak benim şimdi geçmişime indiğim zaman hep bir kız arkadaşlarım, kızlarla iletişim, arkadaşlıklarım. Arkadaş grubunun içinde hep yarı yarıya kız erkek oranı. Şimdi yeni nesilde ben bunu çok göremiyorum. Niye bilmiyorum. Yani yeni nesilde bu alfalık değil, bak ne kadar garip değil mi? Bunu alfa diyorsunuz direkt. Bu normalde dünyanın en doğal şeyi abi. Yani... Kız ve erkeğin arkadaş olabilmesi. Niye biz bu kadar yokluktayız da memleketçi arkadaş ilişkisi olarak bunu dinleyene bile garip geliyor. Normalde çağ ilerliyor. Modernleşiyoruz. Teknoloji büyüyor. Güçleniyor. Ama insanlar birbirinden daha çok kopuyor. Tamam. Sosyal medya sağ olsun. Ama kız ve erkek ilişkilerin daha da yakınlaşması gerekirken uzaklaşıyor mesela. Kız yok değil oğlum. Nasıl yok? Abi işte bence iletişim şu anda daha rahat ya. İletişim bence daha rahat değil, biliyor musun? İnan değil. Millet... Ben kendimden örnek vereyim abi. Ver. Ben mesela Bağcılar'da büyüdüm. Ben ilk böyle ortak kız arkadaş grubumda, yani grubumda bir kadın birinin olmasını ben lise sonunda falan herhalde yaşadım. Lise 3'te, lise sonunda yaşadım. Tamam. O zamana kadar hep dışarıda işte oraya git, buraya gel, top oyna, tas oyna, işte kahveye git, ondan bunu gör, ondan bunu gör. Mesela benim... o zamanki yetiştiğim ortamda bu şekilde ilerliyordu. Ama şimdi baktığın zaman ilkokulda, ortaokulda bile insanlar, yani çocuklar birbirleriyle rahat iletişim kurabiliyor mesela gibi geliyor bana. Ya ben biraz da bunu şeye yoruyorum. İnsanlar bir kız arkadaş elde ettiğinde, yani bir kız arkadaşı olduğu zaman bence hemen etkileniyorsunuz oğlum. Hemen böyle bir sevgili olalım moduna mı giriyorsunuz? Ne oluyor bilmiyorum ama çözemiyorum. Yani bir de sizin Discord için söylemiyorum, chat için söylüyorum bunu. Aynı yaş ortalamasından göremiyorum şu an. Ama benim zamanımda benim 3 yıllık, 4 yıllık, 5 yıllık, 6-7 yıllık bayağı arkadaşlarım vardı yani. Hani normal burada Kordi gibi, Gikas gibi, o gibi, bu gibi kız arkadaşlarım vardı. Sizin var mı mesela? Olması gerekiyor bak. Yok diyorsanız bir sıkıntı vardır orada. Sınıf arkadaşlarınızdan bahsetmiyorum bak bu arada. Sınıf arkadaşlarını sananlar var. Unutma lafını.
Sen dışarıda bir kız arkadaşınla, normal arkadaşınla, duygusal bir şey hissetmediğin bir arkadaşınla dışarıda kahve içiyor musun? Geziyor musun? Ya da bir arkadaş grubuyla 3 kız, 4 kız, 3 erkek, 4 erkek gidip bir yerde sinemaya gidiyor musunuz mesela? Örnek veriyorum. Ya da bir sokakta bir çay bahçesine gidiyor musunuz? Bunun olması gerekiyor arkadaşlar. Yok diyenler, buna bir çözüm bulalım. Ha söyle Kaan. Ya mesela bizim dönemimizde abi şeyler vardı, hani şu anda da hala devam ediyor mu bilmiyorum. Yazlık grubu diye bir şey vardı. Evet, yazlık grubu bu işlerin başlangıcıdır çünkü. Evet. Yani. Çünkü bir site olur ya da bir işte sallıyorum bir oturduğum muhit olur. Orada küçükken çocuklar artık yaş olsun şey olsun sokağa çıkınca birbiriyle konuşmak zorunda kalıyordu. İşte komşunun kızı, komşunun çocuğu. Biz mesela hep şeydik hani yazlık grubundan böyle başlamıştır. Yani başı dediğin senin. Ya şimdi burada evet, şimdi yazlık doğru. Benim de düşündüğüm zaman okul arkadaşlığım dışında en yoğun arkadaşlık hissini yaşadım. Çünkü okulda yaptığın arkadaşlıkla gece 11-12'ye kadar birlikte sahilde oturup kumsalda biri şarkı söylerken, gitar tıngırdatırken oradaki ortamın içinde bulunmak farklı. Ama herkes de yazlık imkanı olmuyor. Ama yazlık dediğimiz sadece böyle şey olarak düşünmeyin yani. Bu köy ortamı olabilir. Herhangi bir yer yani. Yani yazın ailecek gidilen yerler olabilir. Bu imkanı sahip olmayan insanlar arkadaş bulamaz diye de bir şey yok. Chat'te hızlı hızlı okuduğuma göre cevaplar veriyorum. Ama eğer ki böyle bir grubunuz yoksa öyle bir grup edinin abi. Edinmeye çalışın. Öyle bir yer yok. Tamam, yoksa bile bulabilirsin. Benim mahalle arkadaşlarım vardı oğlum. Sizin yok muydu? Evet evet. Benim mahallede... Top oynadığın, ettiğin. Tabii oğlum. İşte onu, saklambaç. Onu diyorum abi. Sen de ona katılırsın mesela. Böldüm sözünü. Özür dilerim. Yo estağfurullah. Yani bulunduğun, yetiştiğin çevre, senle beraber etrafındaki insanlar buna çok etki ediyor diye düşünüyorum. Mesela Kaan da işte Anadolu yakasında mesela büyümüş, zamanını geçirmiş. Ben mesela Avrupa yakası üzerinden bir örnek verdim ve bulunduğum bölgeye göre bir örnek verdim. Tabii bu İstanbul... Bence bu olduğun ortama göre çok farklı. Ya kesinlikle, yani şimdi doğru söylüyorsun. Anadolu yakasında Caddebostan semtinde büyümüş bir adamın tabii, oradaki ailelerin bakış açısıyla belki çok daha farklı bir şehirde, farklı bir şehrin mahallesinde bir kız bir erkek oturup rahatça çekirdek çıtlatıp kolasını içemiyor olabilir. Bunlar hep işte empatiler, yani farklı farklı bakış açıları. O yüzden ben kendi alanımda, kendi yaşadığıma göre ya da kendi yaşadığımıza göre yorum yapıyoruz. Bununla ilgili sıkıntı yaşayan çok insan vardır bu chatte yani. Hani garipsenen, yan yana gözükünce hala laf olan, ne bileyim. Allah kolaylık versin. Ya bu bir kayıp değil ama yani. Bundan kültür farkı tabii ki de olacak ama bu bir kayıp değil. Bunu 17-18 yaşında bu sorunu yaşıyorsan belki 24'üne geldiğin zaman. İşte diyorum ya, bu sizin elinizde abi. Mesela... İnsanlar ne yapıyor bunun için? Daha çok çalışıyor, üniversiteye gidiyor. Üniversitede mesela İstanbul'da okumak istiyor, atıyorum. Ankara'da, Eskişehir'de okumak istiyor. Kendi ortamını kurmaya başlıyor gibi gibi durumlar. O yüzden eşit seviyelerde doğmuyor herkes. Bu konuda hemfikiriz zaten. Ama bu hiç yaşamayacağınız anlamına gelmiyor tabii bunlar. Devam ediyorum diyor. Çay İkinci günde deneklerin çok da konuşacak bir konusu kalmadı. Hayda. Yalnız oturmayı tercih etti. Odanın şekli vakit geçtikçe değişmeye başladı. Koltuklar yakınlaştı. Çok geçmeden telefonlarının eksikliğini hissetmeye başladılar. Sıkıldım. Başka bir şey yok. Sen sıkılıyorsun. Ne sıktın sen? Kanka. Oğlum deterjan mı koydun içine? Annem yanlış izlemiş. Adam piril dökmüş oğlum yani. Abi bunu biliyorum. Yapan arkadaşım adam piril dökmüş. Bir de bir taktik daha vereyim. Asla ve asla bulaşık deterjanından bir miktar bile olsa çamaşır makinesine atmayın arkadaşlar bak. Onu bir gün 6 ay bıraktım bulaşıkları yıkayacağım diye, şöyle bir makinenin içine de ekstra güç olsun diye bir döktüm. Yarım saat sonra bir geldim amına koyayım. Köpük şeyine dönmüş. Her makinenin her yerinden köpükler çıkıyor falan, tıkandı mıkandı, ağzına sıçıldı yani.
Al! Tam olarak bundan bahsediyordum işte. Bu ne lan? Efsane. Bakayım bir. Ben size teşekkür etmek istiyorum çünkü aslında daha önce hiç Z jenerasyonu telefonsuz kalmadı. Biz telefonlarımızı bırakarak Y jenerasyonu gibi yaşamaya mahkum kaldık. Bağımlılık hem iradeyi hem aklı öldürüyor. Biz burada bunları tekrar diriltmeye çalışacağız. Dışarıda üşüdüğünüzü fark ettim. O yüzden size birkaç şey getirdim. Çok teşekkür ederim. Sana. Teşekkür ederim. Bugün için dayandık. Zor bir hafta olacak. Ben sizin başaracağınıza inanıyorum. Ama ikinci gün bitmedi. Bak bu arkadaşın HPS canı gerçekten %30'larda falan. Neden gün içinde yaşanan bir durum olay örgüsünü tamamen değiştirmişti. Sabah uyandığımda falan çok yaşıyorum telefonum olmadığını. Hani elim bir gidiyor cebime. Sabah hani uyanınca bir alıp Instagram turu, Facebook turu hani bir bakınırız ya. Olmaması mesela beni hala çok üzüyor. Belki dışarıda şu an kötü şeyler oluyor, haberim yok. Hava durumunu bile yaşayarak görüyoruz. Saat kavramı diye bir şey de kalmadı. Arda nereye gitti? Hep seni koy. Bozmayın Arda. Yerini değiştirin. Tamam. Ekip arkadaşımız Arda kişisel telefonunu odada unutmuş gibi yaparak bıraktı ama tüm kameralar kayıttaydı. Allah Allah! Arkadaşlar o 400 öncesi ya. O şimdi düşmüş olabilir. Evet evet eski bunlar eski. Bakmayın onları. Bayağı bir zorlanıyoruz. Her an böyle bir telefon veyahut da özellikle bilgisayar arıyoruz. Daha yok. Bulamıyoruz. Peki en çok özlediğin şey ne? Bilgisayarı çok özlüyorum ya şu an için. Genel olarak teknoloji haricinde hiçbir sıkıntımız yok ama onun haricinde telefonun olmama eksikliğini... Oha ne oluyor? Bıçak falan aldı oğlum eline. Yani arkadaşlarla muhabbet ederken bu o kadar belli etmesi de kendini özellikle yalnız kaldığımızda veya sabah ilk uyandığımızda. Böyle bir boşluk hissediyorum yani sıkılıyorum yani. Hani ben dün demiştim ya, bağımlılık hem iradeyi hem aklı öldürüyor diye. Meğersem gerçekten de bağımlılık iradelerimizi öldürebiliyormuş. Dört genci internetsiz bir hafta villaya kapattık. Belgesel dizisinin ikinci bölümü Zayıf Halkalar. 24 Ocak Pazar günü saat 12.00'da YouTube kanalımızda yüklenecektir. Kaçırmamak için mutlaka şimdi abone olun. Hoşça kalın. Niye? Elendin, çık. Rui kardeşimiz internet bağımlısını villaya koymuşlar ille de telefon demiş. 4 TikTok bağımlısını bir hafta yüksek güvenlikli akıl hastanesine kapatın. Acun'un kızı Melisa, ben Rui Çelet izliyorum. Ertesi hafta Rui'ye neden video atmıyorum? Egzen incelemesi. Ya bak bu adamlar da internet bağımlısı ama çok taşaklı espriler yapıyorlar ya. Videoyu izleme, yorumlarını oku. Aga insan yanında kitap alır, ders kitabı alır. Hiç değilse kendini geçti sıkıntı ölürsün diğer türlü. Abi seni kapatsalar ne alırsın yanına mesela? Böyle yanında abi bak ben şimdi eski toprağım oğlum. Tamam ben de internet manyağıyım falan, çocukluğumdan beri öyleyim. Ama ben bana bir şey olmaz. Yani şöyle olmaz. Öyle ikinci gün, üçüncü gün falan ha kafayı yiyorum. İnternet lazım falan olmam. Umurumda olmaz, hatta mutlu olurum yani. Ama bir ay sonra, iki ay sonra kafası gelir. Tamam demeyin oğlum, cidden öyle yani. Ben şey olmam ki, yapacak bir şey bulurum ben. Mutlaka bulurum. Bence herkes bulur da. Kimse inanmadı ya, Allah Allah. Ne yapayım, kamera koyup video... Kılaf, beni bir gün bir yere kapatsanız lan internetsiz. Vallahi kapatın bak size ben nasıl... İki gün sonra beni buluyorlar titreyerek böyle. yayın açacağım. Bak ben bu işin ilklerindenim. Bak ben bu işin ilklerinde öyle düşünün. 99 yılında ben MMORPG'ye başlamış bir insanım.
ve psikopatıydım gece gündüz. Yani sabah akşam bir fiil internetteydim ben. Ben de bilmiyorum şu an kendimde neler yaşayacağımı. Ama şunu fark ediyorum. Ben mesela şu an gündelik hayatımda internette çok zaman geçirmiyorum. Yani yayınımı yapıyorum. Ben sonra normal işlerime dönüyorum. Hatta telefonu falan bir köşede bırakıyorum ben. İşte ne bileyim. Bir şeylerle uğraşıyorum. Formikaryum yapıyorum. Onu yapıyorum. Yani eskiyi de düşünerek söylüyorum bunları. Bilemedim. Denemeden bilinmez. Evet, bu videoya puanım... Ya millet kurgu murgu dedi de Ruhi Çenet öyle kurgularla falan uğraşacak bir adam değil. Ruhi'yi de çok severim. Herkes hemen... Bence kendini bozmayan sayılı adamlardan. Hala yaptığı işi aynı şekilde yapmaya devam eden bir adam. O yüzden illaki bir YouTube olduğu için bir kurgu tarafı illaki olacaktır. O olmaz diye bir şey söyleyemem. Bilmiyorum, günahını da almayayım ama çok sağlıklı bir sonuca varamaz yani. Böyle bir, sonuçta bu çocuklar kaydedildiğini biliyor. Bir YouTube kanalında çıkacaklarını biliyorlar. Hem de Türkiye'nin sayılı büyük kanallarından birinde. Yani bunun en güzelini ilk söylediğim gibi yapacaksın. Gizli saklı yapacaksın. Mesela bir baba oğluna yapacak bunu. Abone ol. Alayım oğlum ben. Harbiden biz bu videoları izleyip abone olmuyoruz ha.